Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün her iki tarafı da farklı görünen ama her iki tarafında kullanabileceğiniz oldukça yapımı, zevkli ve kolay bir model anlatmak istiyorum. Önce ipimin bilgilerini vermek istiyorum. Nako Estiva ip kullanıyorum. %50 pamuk, %50 bambu olan bir ip. 100 gramı 375 metre olan bir ip. Maalesef kağıt ipime uygun, ipimin kağıdı olmadığı için renk numarasını veremiyorum. Modelim 3 ve katlarından oluşuyor. 3 ve katlarını ayarladıktan sonra 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz yeterli olacaktır. İlmeklerimi şişime taktım ve hemen örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 3 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Sonra ilk ilmeğimi bir kez daha düz olarak örüyorum. 3 ilmekten 2 tane ilmek elde ettim. Bırakıyorum. Eksilen ilmeğimin yerine 1 tane ilmek doluyorum. Tekrar 3 ilmeğimi birlikte düz örerek kesiyorum. Sonra ilk ilmeğimi bir kez daha düz olarak örüyorum. Sonrasında 1 tane ilmek doluyorum. Düz örer gibi 3 ilmeği birlikte topluyorum. İlk ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum. Sonra bırakıyorum. Sonrasında eksilen ilmeğimin yerine 1 tane ilmek doluyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve ilk sırasındayım. Sıra boyunca aynı işlemi yapıyorum. Bir ilmek dolayarak eksen ilmeğimizi yerine getirmiş oluyoruz. Öncesinde 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz. Sonra 1 tane ilmeği düz örüyoruz. Sonrasında bir ilmek dolayarak eksilen ilmeğimizi tamamlamış oluyoruz. Ön yüzüne ilk sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini alıyorum. İlk başlangıçta doladığım, bir önceki sırada doladığım ilmeğim var. Bunu düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimin ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Dolayarak artırdığım ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimin ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra bu iki ilmeğimin kendisini düz olarak örüyorum. Şu anda örgümün arka yüzündeyim ve ikinci sıradayım. Her iki tarafı da çok güzel. Biraz ilerleyince göreceksiniz. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Her iki tarafta da örülüş aynı olmadığı için iki tarafın görünümü de birbirinden farklı. Kenar ilmeğini örerek örgümün ikinci sırasını tamamladım. Şimdi tekrar örgümü çevirdim. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini alıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. İlk ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum. Burada bir tane ilmek eksilmiş oluyor. Hemen sonrasında bir tane dolayarak sayıyı tamamlıyorum. Salaş olmasını istediğiniz örgülerde
Mevsimlik örgülerde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. İpiniz ince, şişiniz kalın olduğu zaman salaş ve dökümlü örgüler elde edebileceğiniz bir model. Üç ilmeği birlikte önce düz olarak ördüğümüz için sonrasında sadece bakın ilk ilmeğimi düz örüyorum. Çıkarttığım zaman ilmeklerime sökülme olmayacaktır. Çünkü 3 ilmeği birlikte düz olarak bir defa örüyorum. Bir tane ilmek doladım. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Arka yüzden de bir kez birlikte görelim. Kenar ilmeğini alıyorum. Doladığım ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğin arasından bir tane ilmek alıyorum ve bu iki ilmeği düz örerek topluyorum. Sıra boyunca aynı şekilde modelimi tekrarlayarak örgümü tamamladım. 3 numara şiş ile çalıştığım modelim. Burası örgümün ön yüzü. Burası da modelin arka yüzü. Gördüğünüz gibi arka tarafı çok hoş görünen bir model. Bu yüzden hangi tarafı beğenirseniz o tarafını düz düz olarak kullanabilirsiniz. Her iki tarafı da birbirinden şık duruyor. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.